Evet, alerji ve Evet. alerji türleri. Maalesef günümüzde alerji hızla yayılıyor ve milyonlarca insan alerjiden muzdarip, besin alerjisi, polen alerjisi, kuru deşen vesaire. Birçok insan maalesef bu alerjiden dolayı sürekli kaşınıyorlar. Alerjiyi tetikleyen birçok faktörler var. Bitkilerin poleni, yani bitkilerin çiçeğindeki polenler ilkbahardan sonbahara kadar havada alerjisi olan, özellikle de alerjik rinit olanları rahatsız eder. Bazı insanlarda ise besinler. Mesela bazıları yumurtaya karşı alerjisi vardır. Bazıları efendim unlu mamullere, gluten alerjisi. Çeşitli alerji türleri var. Bütün bunları alerji, anlamak için kan testi mi yaptırmak gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Yediğiniz bir şeyde kaşınıyorsanız veyahut da burnunuz akıyor, gözünüz kısalıyor, rahatsız oluyorsanız alerjiniz var demek. İlla ki test yaptırmak gerekmez. Zaten rahatsız olursunuz. Polen alerjisi, besin alerjisi olanın sürekli burnu akar, gözleri kızarır. Besin alerjisi olan orasını, burasını, şurasını sürekli kaşıya kaşıya yara yapar. Evet. Ya zaten belli olur. Her tarafın perişan olur. Ben kendim 17 yıl alerjiden dolayı 17 sene et yemedim, besin alerjisi. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman kaşınıyordum sürekli. O doktor, bu doktor, şu doktor, kortizon, antihistaminik ilaçtan başka bir şey yok. Doktora dedim ki ne olacak? Ya dedi, yıllar önce, 30 yıl önce. Yok çaresi, bunun böyle işte. Kortizon, antihistaminik, bunların yan tesiri çok büyük. Yapacak bir şey yok. O yıllar sanırım böyle. Bitkilerle bu kadar haşır neşir değildiniz değil mi? Tabii tabii, yeni yeniydi. Şimdi her türlü hastalığın çözümü var. Rahatsızlığın sebebini bilmek gerekir. Evet. Alerji tetikleyen sebep nedir? İnsan bünyesinde bir histamin kortizon dengesi var. Hı hı. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin denen ana hücreler histamin salgılar. Histamin kortizon dengede olduğu sürece alerji problemi olmaz. Böbrek üstü bezeleri kortizon, ana hücreler histamin salgılıyor, bir denge var. Histamin damarları, hücreleri, bronşları sıkar. Kortizon gevşetir, rahatlatır. Evet. Bu bir gel git olayı gibi. Sürekli bu denge devam eder gider. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Denge nasıl bozuluyor? Hı hı. İşte yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasal madde var. Evet. Bütün bunlar vücudun dengelerini bozuyor. Kimyasını bozuyor. Kimyasal ilaçlar, hı hı, besinlerdeki kimyasal maddeler, hijyenik olmayan tuvalet kullanma, evet, abur cubur yeme, tatlı yeme vesaire vesaire. Bunlar bir, mide mukozasını hassaslaştırıyor. Mide bariyeri zayıfladığı için kendini koruyamaz. Çok kolay gastrite ülsere yakalanır kişi. Gastrite ülsere sebep olan bakteri, özellikle de Helicobacter pylori, birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Böylece histamin oranı yükselir. Bu da alerjik hastalıkların başlamasına sebep olur. Sanırım bütün hastalıkların başlangıcında mide ve bağırsak baş gösteriyor değil mi? Evet, her türlü hastalık. İkinci önemli sebepse %80 bağırsaklara mantar yerleşmesi. Evet. Mantarlar bağırsağa yerleştiği zaman çok yoğun ve ağır toksik maddeler üretirler. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Hı hı. Bu toksik maddelerin bağırsak kendini korumak için aşırı bir yağlanma ortaya çıkar. Evet, bu yağlar hocam nedeniyle ne olur? İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılaması gerekirken, mesela çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak, diaminooksidaz bir enzim. Evet. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Bağırsaklar enzim salgılamasını azalttıkça diaminooksidaz histamini frenler. Histamini frenleyen enzim azaldıkça histamin sürekli yükselir. Bu da alerji demektir. Tedavi edilmedi mi ömür boyu alerji, cilt hastalıkları, hatta zamanla panik atak, depresyon ortaya çıkar. Evet, ama tedavisi var diyoruz değil mi? Elbette var. Her şeyin bir tedavisi var, mümkün.